Galatasaray Mauro Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor. Tabii hı hı. kolay bir hedef değil, e, değil ama sezon sonu da bir bakmak e, gerekecek Kesinlikle. galiba. Ama e, kolay olmayacak Galatasaray için. E tabii şimdi özellikle Santfor bölgesinde ki fazla da maç oynamayan bir Icardi'den bahsediyoruz. Ama şimdi Selahattin abi gelip gelip oynayıp gidiyor. Dedi ya. <laughs> atıyor gidiyor. Icardi iyi ki geldi gibi. Ara ara geliyor. Ara ara geliyor, <laughs> ara geliyor atıyor, gidiyor. Ya bu kadar az maç oynayıp bu kadar çok konuşulabilmek için Icardi olmak lazım zaten. Yani ve oynadığı maçlar da hep şey derbi maçlar, tabii tabii büyük ciddi maçlar. Ciddi Oralarda ciddi. ki oynadığı dakikada 15. Olayı şuraya getirmek çok önemli bence İyi kardeşim. Yani önemli derken mesela Sergen Yalçın da hani antrenmana çıkmazdı genelde ama evet. maçta oynardı. Ama taraftarlar bir dönemden sonra hani Sergen Yalçın antrenmana çıktı mı çıkmadı mı onu sorgulamayı bıraktılar. Bu, de bu, bu daha e, farklı nokta yani gerçekleşiyor. Yani bu hani bırak hani Sergen Yalçın İstanbul'da ikamet ediyordu. Bu Arjantin'de ikamet edip hani gelip golü atıp tekrar Arjantin'e gidebiliyor. Hani öyle de bir jet... performans veriyorsa değil mi? Olay eninde sonunda onun Jet sorunu da yok anladığım kadarıyla bol seyahatten Alışmıştır dolayı. Alışmıştır oyuncu olarak. Ama az evvel tabii programın başında ben şunu söylemiştim. Şey, transfer aklımız aynı şeyi Galatasaray için çok söyleyemeyeceğim. Yani Galatasaray'ın transferde diğer takımlardan ayıran bazı noktalar var. Yani şu an ilk 11 bazında Mustera geçen sene Saşa Boy, Nelson, Abdülkerim arka tarafa bir Abdülkerim oluyorsun tutmuş ki ligin en iyi stoperlerinden belki iki isim saysak herhalde birincisi Abdülkerim olur. Ee, sol tarafta o Kazımcan orayı halledemedi ee, ama Dubois diye bir adam aldın ya ben buranın oyuncusuyum dedi. Ee, Torreira diye bir oyuncu aldın şimdi tabii Berkan'ın bir iki haftalık performansıyla herkes Ber Berkan demeye başladı ama Torreira'nın etkisi çok büyük Galatasaray'da. Torreira, Sergio, Mertens üçlüsü zaten orayı komple Taylan Berkan Çıkıldağ'dan çıktın. Yani geçen senin en büyük probleminin iyi tes tespit edilip Taylan Berkan Çıkıldağ yerine Torreira, Sergio, Mertens üçlüsüne emanet ettin. Sağ tarafta Raşista diye bir oyuncu aldın. Ünsak günü geri aldın. Ee, ileride de Icard diye bir oyuncu aldın. Seferovic'i e, ve birkaç oyuncuyu belki Yusuf Demir de dahil olmak üzere buna hani iyi transferler diyemeyebiliriz şu anki performanslarıyla ya da Matias Ros. Matias Ros'ta hani sakatlık genç var. Kontenjandan genç kontenjandan almamışsınız zaten. Çok ciddi bir maliyeti yoktu. Bir küsür e, maliyeti vardı ama Galatasaray'ın transfer aklı şu an itibarıyla bence başarılı. Yani bunu söylememiz lazım. Zaten şöyle demezler mi hani %70 ya da Bravo. 80 Tabii. oranında bir şey yakalıyorsanız o iyi Tabii. iyidir sizin. Fenerbahçe'yi belki şu an için kötü konuşmamızın e, en önemli unsurun ben transfer olduğunu sene başından bu yana yineliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosunda Altay, Ferdi, Zalai, Serdar, Kırıspor. Ferdi, Osayi, Crespo, Mert Hakan, İrfan, Valencia bunlar geçen zaten seneden geçen senenin geçen senenin yani. transfer haklıydı. Fenerbahçe'nin 11 yaptığı transferden çok azı tuttu. Şimdi burada da tutan oyuncular diye baktığımız oyunculara da baktığımız zaman Galatasaray'dan tabii kopmayalım ama hani burada bir transfer aklında Galatasaray'ın başarılı olduğunu söylemek lazım. Yani Galatasaray'da oyuncuların da biraz e, şunu da yenilemek lazım. Büyük maçlarda özellikle çok başarılı olduğuna tanıklık ettik. Trabzon'a gitti Galatasaray iyi bir oyunla oradan puan aldı. İşte Beşiktaş maçı, Başakşehir maçı, Konya maçı Bunlar hep yüksek seviye maçlar. Fenerbahçe maçı yüksek seviye maçlardan çok iyi bir puan ortalamasıyla çıktı Galatasaray. Ama şunu da eklemek lazım. Hani geç şu an için Galatasaray'da çok pembe bir tablo var. Ee, hatırlıyorum ligin ikinci haftası Okan Buruk'un tırnak içinde hocalığı tartışılıyordu bu ülkede. İki mağlubiyet aslında üstüse yine tartışılır merak etme. <laughs> yine tartışılır mı? Tar ama aynı dönem içerisinde yani ben buradaki tezatla biraz e, dikkat çekmek istiyorum. Aynı dönem içerisinde Jesus'un büyük hocalığı tartışılıyordu. Şu anda Jesus tartışılıyor. Ya burada bir tezatlık var. Yani burada kötü bir durum var. Bunu görmemiz lazım Tezatlıktan artık. Tezatlıktan ziyade Selahattin abi'nin dediği bence çok önemli. Biz böyle genelde 2-3 maçlık periyotlarda hep bakıyoruz tabii yani. Tabii 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 Genele üç maç, üç yani 3 maç 3 maç, maç öyle bakıyoruz. Klişe olacak ama gerçekten büyük resme odaklanmak diye bir şey yok bizde. Hep böyle iki hafta, üç hafta o performans, günlük performanslar üzerinden çok fazla yorumlayabiliyoruz. Biraz geriye götürmüş olacağım ama Valerian İsmail'in ilk Beşiktaş'a geldiği günleri hatırlar mısınız? Kameralar yani, falan. E, hem öyle Trabzonspor deplasmanındaki e, işte beraberlik. Üzerine Alanya Spor Beşiktaş galiba dört golle yenmişti içeride. Bir anda iki haftada Beşiktaş'ta işler değişiyor görüntüsü oluştu. Orada bir... Yani hani bütün takımlarımız için maalesef öyle bir durum var ya. Sportif organizasyonlarda dünyanın normali bizim anomalimiz. Bizim normalimiz dünyanın anomalisi. Biz günlük yaşıyoruz. Galatasaray'ın transferleri başarılı diyor Serdar. Evet başarılı. Neye göre başarılı? Bu sezonki şampiyonluk hedefine göre başarılı. Seneye ne olacağını konusunda kimsenin fikri yok. Raşik, yani transferlerin 3'ü 4'ü zaten kiralık. İşte Icardi kiralık, Raşiksa kiralık, Seferovic kiralık. E, Mata'ya bil Mata da mı kiralıktı? İnşallah bonservisiyle alınmamıştı o yaştaki bir adam. Ee, ama genç adamları da var, evet. Yok Mata, e, Mata. United'lar feshetmişti, e, Bonserrasi'yle birlikte geldi. geldi. Ama maaş yükü var Mata'nın. E i̇şte yani, az para değil bunlar. Mesela Galatasaray'ın e, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettiği maç sonrası Fatih Terim'le başlayan çıkış... Hı hı. Mesela o kadro bir çekirdek bir kadroydu. Tabii. Değil mi? O sürekli üzerine koy iki takviye, bir takviye, iki takviye gitti. Şimdi Galatasaray önümüzdeki sezon Ama bu kilit. sezonun kadrosunun üzerine takviye yaparak mı gidecek? Yoksa önümüzdeki sezonun gerçekliği rakiplerin e, örgütle örgüt yaması yani, yani transferleri şu bu plaj transferlerine karşı karşı hamle transferleriyle bu sezonu da şampiyon, yani önümüzdeki sezonu da şampiyon bitirecek bir kadro arayışına mı girecek? Yoksa işte o 4 yıllık süreci mi hani sonu UEFA kupası ile biten doğruda mı buluşacak? E, o eğrisi doğrusuna denk geldi. Belki Fatih Hoca'nın orada bulunuyor olmasının getirdiği bir avantajdı. O dönemin başkanının 4-0'lık mağlubiyete rağmen hocasının arkasında durması UEFA kupasına sürükledi Galatasaray. Tabii. O, o hikayeyi yazdırdı. Şimdi hikayelerimiz sezonluk. Bütün hikayeyi bir sezonluk yazdı. Çünkü bizim için yaşadığımız sezonun şampiyonluğundan daha kıymetli bir şey yok e, çağı da özetliyor aslında anı yaşama çağındayız ya şu an Niye madem tam bunların bu? üzerine bir böyle mini quiz yapayım bence iyi bir istatistikte ee, bir 15-20 gün önce denk gelmiştim şimdi tam bir yerini bulacak diye düşünüyorum Türkiye'de günlük alışveriş yapanlar bir de aylık alışveriş yapanlar var haliyle zaten evet. hepsinden birisi olacak bu yüzde nedir sizce yani ben görünce çok şaşırmadım günlük da yüzde 85'tir Aylıkta da %15'tir. yüzde on Daha da artırıyorum ben. 90'a ondur herhalde. Ee, burada biraz Serdar Kelleci daha yakın. 80 mi? Seksen üç. Günlük Serdar, aylık yapan yüzde on yedi. O istatistiklerde fena değilimdir. Sevmem istatistiği. Hep özellikle futbolda Abi, sevmem. Bunu şunun hani, dolayı söyledim. Gerçekten hani bizim yaşam tarzımızı ve neden olaylara böyle baktığımızı da anlatan bir şey bence. Hayattan bir istatistik değil. Tabii. Ya, doğulu olmanın getirdiği bazı handikaplar ve avantajlarımız var bizim. Biz şimdi çok kutsarız. <laughs> şimdi yaşıyoruz. Eyvallah güzel bir şey bu. Fakat şimdinin hazını yaşarken e, sona geldiğimizde hazın son noktasına taştığımızda yeni bir sayfa açılıyor, yeni bir sezon başlıyor ve işte Avrupa'da işte Çin'le dahil olduğun organizasyonun en saygın arenasında bakıyorsun ki seni adam yerine koyan yok. E, o zaman e, hani küreselleşen, küçülen, cep telefonlarımız içine, içine sığan bir dünyada yaşıyoruz. Ve biz o cep telefonun içinde olmadığımızı hisse, görüyoruz. Bizi, bizi, bunu bizim önümüze koyuyorlar. Bu